İyi akşamlar değerli Ağdur izleyenleri. Hoş Sohbetler programımıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. İncil'de 116 kez karşılıksız samimi sevgiden bahsediliyor. Bak 116 kez samimi karşılıksız Allah rızası için olan sevgiden bahsediyor. İncil'in de yanlış olan kısımlarını çıkartıp kitap olarak her gün okunmasında fayda var. Ama tabi sevgide şirk devreye girerse bu rezalet. Mesela diyor ki ben arkadaşımı çok seviyorum, eşimi çok seviyorum. Allah'ı onu da seviyorum diyor. Olmaz. Ben eşimi Allah rızası için seviyorum. Arkadaşımı Allah rızası için seviyorum diyecek. Allah'ın tecellisi olarak seviyorum diyecek. Çünkü doğru. Yani bu bir iman meselesi de değil bu. Gerçek olan bir şey. Ya sen sevgilim dediğin, sevdiğim dediğin, beynin içindeki görüntü değil mi? Kim yaratıyor? En ince detayına kadar kim yaratıyor? Kim sevdiriyor? Kim konuşturuyor? Tamamı Allah. Yani karşındaki şahsa ait hiçbir şey yok. Eğer sen sevgini Allah'a değil de sanal bir puta verirsen, bu bir kandırmacı olur ama çok kötü bir kandırmacı. Kendini çok kötü kandırmış olursun. Sanki Allah'a sevgini verince lezzet alamayacağını düşünüyor olabilir. En yüksek lezzet o zaman alınır. En yüksek haz o zaman alınır. Allah derinliği o zaman asıl verir. Şirk sevgilerinde adam debeleniyor, çırpınıyor. Bir türlü sevgiyi sağlayamıyor. Hopluyor, zıplıyor. Ne yaparsa yapsın halledemiyor. Hediyeler alıyor, gezdiriyor, yediriyor, içiriyor. Üflüyor, püflüyor diyor ya çocuk sürekli trip atıyor diyor. Ya Allah rızası için sevmezsen, Allah'ın tecellisi olmak olarak sevmezsen, bak trip makinesi diyor. Trip makinesi niye oluyor? O zaman şeytana uyuyor. Seni putlaştırırsan, sen onu Allah'tan uzaklaştırırsan, o da şeytana uymuş olur o zaman. O zaman trip fabrikası da olur, şeytaniyet fabrikası da olur. Her şeyi yapar. Habire sen şirkle ondan bir güzellik bekliyorsun. Olmaz. Allah candan sevilmeyi istiyor. İnşallah. Sen tecellisini onun yarattığı görüntüyü putlaştırıp onu Allah'tan ayrı görürsen, böyle bir yalan söylersen, kendini yalanca kandırırsan, bu çok akılsızca bir hareket olur. Vallahi zoruna gider. O zaman onu işte sana belaya çevirir. Izdıraba çevirir. Yani hep Allah'ı yalnız bırakmak kafasındalar. Halbuki Allah sevilmek istiyor. Çok fazla sevdiği olsun istiyor. Sen Allah'ı yalnız bırakmaya kalkarsan o da seni yalnız bırakır. Sen Allah'ı terk edersen o da seni terk eder. Böyle insanlar genelde şaşırıyorlar ama sizin samimi sevginize karşılık Allah da size o şekilde karşılık veriyor. Yani maşallah. Arkadaşlarımızın size sevgi duyması. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, beni anın, ben de sizi anayım, bana şükredin, nankörlük etmeyin. Maşallah, bir daha. Beni anın, ben de sizi anayım, bana şükredin, nankörlük etmeyin. Allah andığında da sen Allah onu andırıyor. Evet. Şükredin, nankörlük etmeyin. Allah'ın dünyada bu kadar bela vermesinin tek nedeni nankörlüktür. Şükür yoksa da nankörlük vardır. Bütün bu şekilde azaplar nankörlüğün karşılığı. Nankörlük çok korkunç bir şey. Büyük bir vicdansızlık. İsa şöyle karşılık verdi. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail. Yani İsrail halkı.
Allah'ımız Rab, tek Rab'dir. Tektir, birdir. Ya kardeşim İncil'de bu. Bak Allah tek diyor. Evet. Sen tesisi 3 tane diyorsun ya. Etmen çatma okuyorsun, kendin de okuyorsun. Bak söylüyorsun. Evet. Bu nasıl bir vicdan ya? Yani nasıl koskoca insanlarsınız ya? Değil mi? Yaşlı başlı insanlar, aklı başlı insanlar. Bak açık açık söylüyor. Bak dinle ey İsrail. Hazreti İsa söylüyor bunu. Allah'ımız Rab, tek Rab'dir. Bir tanedir. Evet. Sen ne diyorsun? Göğsünü gere gere üçtür diyorsun. Evet. Niye bunu yapıyorsun ya? Niye nesilleri helak ediyorsun? Niye gençleri azarap içinde bırakıyorsun? Acı içerisine bırakıyorsun? Bütün gençler ızdırap içinde kalıyorlar ya. Evet. Mesela eskiden dine akın akın giren insanlar şimdi akın akın dinden çıkıyorlar. Mesela bu bağnazlığın yüzünden de İslam'a normalde ayet ediyor ya, akın akın İslam'a girdiklerini göreceksin. Evet. Şimdi de bağnazlığın yüzünden akın akın dinden çıkıyorlar. Evet. Mehdi ile yeniden akın akın dine girecekler. Ama o tabii çok süratli bir akımdır. Yani Mehdi'nin zuhuruna yakın o akınlar, o toplu İslam'a girişler çok kitlevi olacak. İnşallah. Allah'ın Rabbi bütün yüreğinle, bak yüreğinin bir kısmıyla değil, bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. Allah'ın istediği sevgi işte böyle. Bu hak, doğru bir hüküm. Yani bu bir Allah'ın Hazreti İsa'ya vahyettiği bir hüküm. Bu doğru. Matta 22:37. Tabi talebeler ondan naklediyorlar. Ama hak hüküm olduğu görülüyor. Allah'ın Rabbi tüm yüreğinle, tüm canınla, tüm anlayışınla, yani beynin ne kadar yetiyorsa, en son yeteneğine kadar, en son gücüne kadar seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. Bak ilk ve en önemli. Bunu yaptın mı bitti. İnşallah. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. İşte bu sahabe İslam'ının kökenidir bu. Bak komşunu kendin gibi seveceksin. Kendine ne alıyorsun? Villa alıyorsun. Komşuna da alacaksın. Kendine araba alıyorsun. Açık değil mi burada? Evet. Kendin gibi diyor ayette. Arabada ona da alacaksın. Kendin bir iş buldun, kardeşini de bulacaksın. Evine mobilya aldın, ona da alacaksın. Kebap getirttirdin, yiyecek getirttirdin, kardeşine de getirttireceksin. Aynı kendin gibi. Hüküm çok açık. Bu kapalı bir hüküm değil. Yani gerçek anlamda Hristiyanlığı uyguladığında zaten tam İslam toplumu oluyor. Yani sahabe dönemi de böyle. Aynısı da burada anlatılanlar. Yani komşunu kendini gibi sevecek, bu hani bir nasihat gibi zannediyor adam. Ya özün gibi sev falan derler ya. Öyle. Bu hüküm. Yani ikinci büyük hüküm diyor bak İncil'de. İkinci büyük hüküm. Komşunu kendin gibi seveceksin. Komşun sokakta üşüyor. Sen üşüyor musun? Yok. O zaman bir anormallik var. Yapmamışsın. Kendi evini alacaksın. Sahabe aynısını yapıyordu. Evinin yarısını veriyordu. Malının yarısını veriyordu. Yani kendisi gibi seviyordu komşusunu sahabe. İslam'ın uygulaması Kur'an'daki ayet bu şekilde. Velilersiniz diyor. Ama Kur'an'ın anlatımı daha değişik. İncil'in anlatımı da daha değişik. Ama anlam aynı. Mesela biri sağdan gel diyorsa biri soldan gel diyor ama aynı yere gel diyor. Evet. Hoppala. Oktar açmıştır mı?
Hala o diyor değil mi? Hala o. Biz de alo falan diyoruz. Allah'ın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Bak, tanıdık. Yani İncil'den gördük diyor ve buna inandık. Allah sevgidir. Bak İncil'de Allah sevgidir. Sevgide yaşayan Allah da yaşar. Bak sevgiyle yaşayan Allah da yaşar. Allah sevgidir. Sevgiyle yaşayan Allah da yaşar. Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Allah'tandır. Seven herkes Allah'ı tanır. Sevmeyen kişi Allah'ı tanımaz. Sevmeyi bilmiyorsa Allah'ı tanımaz. Çünkü Allah sevgidir. Sevgi Allah'ın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Sevgi Allah'ın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Ne diyor Allah? Komşunu kendin gibi seveceksin. Bu buyruk. Allah'ın emri değil mi? Hı. Sevgi Allah'ın buyruklarına uygun yaşamamız demektir diyor. İşte bunu yapması gerekiyor Hristiyan'ın. Ne oluyor? Komşu diyor Allah, bir ayrım da yapmamış. Hristiyanlıkta öyle bir durum da var. Komşu. Bitişiğinde yanındaki olan kişi. Kim olursa olsun. Paulus'tan Korintlilere birinci mektup. Bak o zaman bu insanlar bayağı bir emek vermişler. Ama nasıl oldu da böyle bir şeye girdiler? Hayret ediyorum. Tevrat'taki o siz Allah'ın oğullarısınız sözünden yanlış bir mecraya girmişler. Ya o sevgiyi vurgulamak için söylenen söz. Daha önce de söylemiştim. Evet. Çocuklara mesela Allah baba sana şunu alacak, Allah baba şunu alacaklar. Sevdirmek için. Siz Allah'ın oğullarısınız derken Allah'ı sevdirmek için söylenmiş güzel bir söz o. Yani Cenab-ı Allah'ın kendini sevdirmek için, değil mi? Nasıl nimetler veriyor, nasıl güzellikler veriyor? Allah'ı sevmemiz için söylenmiş bir söz. Gerçek anlamında baba anlamında değil o. Yani haşa Allah'ın eşi yok. Yani bir kadına muhtaç değil. O anlamda öyle bir çocuğu yok. Böyle bir şey olmaz. Allah her zaman tektir. Mutlak tektir yani. Sevgi sabırlıdır. Yani sabır niçin gerekiyor? Sevgi için gerekiyor. Görüyor musunuz? Bak Kur'an'daki hükümler nasıl açıklıyor İncil? İncil'in hükümlerini Kur'an nasıl açıklıyor? Bak. Sevgi sabırlıdır diyor. Ne demek? Sevgi için sabır gerekir. Sevgi şefkatlidir. Gerçek sevgi nasıl olur? Acımayla karışık, korumacı olan sevgi gerçek sevgidir. Sevgi kıskanmaz. Kıskanma olursa sevgi olmaz. Mesela bazı hanımlarda oluyor, çok kıskanıyorum diyor. O zaman sen de sevilemez. Eğer kıskanıyorsan, sen kendi üstünde sevgiyi almış oluyorsun. Onun için yapıyor kıskanmayı, sevgi sırf kendisi için olsun istiyor. Kıskandığında o sevgi gider senin üstünden. Ama kıskanmazsan o sevgi senin üstüne kat kat gelir. Yani o çekindiğinin kat kat fazla sana sevgi gelir. Mesela diyor ki sevgisi bölünür diyor. Sevgi Allah'tan niye bölünsün? O sevgi, yani sen bölünmesinden korktuğun sevginin kat kat fazlası gelir. Ama kıskanırsan sevgi o zaman hakikaten bölünür. Korktuğun başına gelir. Öyle bir bölünür ki sana yüzde biri bile ancak zor kalır. Belki binde biri kalır kıskandığında. Ama kıskanmazsan yüz katıyla bin katıyla geri döner. Biz Allah'ın sınırlarını aşarak mutlu olamazsınız demiştiniz hocam. Evet. İnşallah. Bir daha söyleyeyim. Siz Allah'ın sınırlarını aşarak mutlu olamazsınız demiştiniz. Tabii. İnşallah. Sevgi övünmez diyor. Sen övündün mü, büyüklendin mi? Deli gibi görünürsün. Ve bu içici olur ve sevilemezsin. Böbürlenmez. Büyüklük yaptığında, böbürlendiğinde yine sevilemeyecek hale gelirsin. Sen niye böbürleniyorsun? Niye övünüyorsun? Sevsin diye yapıyorsun değil mi? Ters etki yapar.
sevgi gider. Sevgi kaba davranmaz. Be. Kaba davranırsan sevgi gider. Nezaketli davranırsan sevgi gelir. Kendi çıkarını aramaz. Eğer egoistsek şahıs, sevgi hemen gider. Diğergamsa sevgi hemen geri gelir ve fazlasıyla gelir. Kolay kolay öfkelenmez. Allah için öfkelenecek. Gereksiz öfkelenirse, yani gereksiz buğz ederse olmaz. Allah için buğz ederse olur. Çünkü öfke sevgiyi götürür. Allah rızası için buğz ederse ama o sevgiyi artırır. Gerçek olanla sevinir. Sahte olanla sevinmez. Her şeyin gerçeğiyle sevinir. Dürüst ve samimi olanıyla. Sahte olanla sevinmez. Sahte sevgi, sahte davranışlar, sahte dostluklar ondan sevinmez. Gerçek dostluk, gerçek sevgiyle sevinir. Her şeye dayanır. Acıya, zorluğa, fakirliğe, her şeye. Çileye, hastalığa. Sabırlı olur yani, dayanıklı olur. Sevgi asla son bulmaz. Allah sevgisi olduğu için, sonsuz güç sahibi Allah'tan kaynaklandığı için asla son bulmaz. Ölümde devam eder, ahirette devam eder, sonsuza kadar devam eder. Her şeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok kötülüğü örter. Sevdin mi kıskanmazsın, terslik yapmazsın. Cimrilik yapmasın, egoistlik yapmasın, bencillik yapmasın. Onun konforunu, güzelliğini ararsın, iyiliğini ararsın. Anlamayız, sevgi konulu bir etiket olabilir mi yine bu akşam? Olabilir. Sevgi hayatın anlamıdır diyelim. İnşallah. Sevgi hayatın anlamıdır, evet. Şimdi Peygamberimiz ne diyor? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bu ne? İncil'in tefsiri işte. İslam'ın uygulaması ve bu hadis doğru hadis. Niye? Kur'an'a uygun. İncil'e de uygun, Tevrat'a da uygun. İslam, yani bir Müslüman'ın kullanacağı söz. Müslüman'ın hayatı. Ama bak ne diyor? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bunun millete diyor nasihat, hani böyle komşun açsa ona işte bir yarım ekmek gönderirsin. Evet. Evde kalan yemekten de öyle bayatlayacağından korkuyorsan biraz da ondan gönderir. Bir komşuna gönderir. İş biter. Evet. Ama halbuki bak komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bu her gün için geçerli bir söz. Bu ne demek? Müslüman birlikte yaşıyor. Komşusuyla birlikte yaşıyor. Yani açlık. Peki elbise? Elbisesi yokken yatabiliyor mu? Evet. Yine yatamaz. Üşüyorsa yatabilir mi? Yine yatamaz. Tehlikedeyse yatabilir mi? Yine yatamaz. Hastaysa yatabilir mi? Yine yatamaz. Başında duracak. Yardımcı olacak yani. Yani o hadis dar anlamlı bir hadis değil. Sırf yemekle ilgili değil. Sadece bir bölümünü anlatıyor olayı. Siz ayetlerde de hatırlatmışsınız. Biliyor musun? Kolunu şeytan aldı aslanım. Yemeğe olan sevgisine rağmen esire, yoksula ve yetime yedirirler. Ve buna karşılık sizden ne bir teşekkür bekliyoruz ne bir karşılık. Biz sadece Rabbimizden korktuğumuz için bunu yapıyoruz. Deyin diye anlamı belirtiyor inşallah. Bir daha söyle ayet. Bu olmuş yeter Allah'a. Yemeğe olan ihtiyacına sevgisine rağmen onu esire, yoksula ve yetime yedirirler. Esire bak, esir. Savaşmış, adam canına kastetmiş. Adam mağlup olmuş, esir. Kendi yemenden adama veriyor. Bir daha söyle, iyi akılda kalsın. Olmuş yeter Allah'a sınırım. Yemeğe olan sevgisine ve ihtiyacına rağmen onu esire, yoksula ve yetime yedirirler. İşte bak yoksul. Sen nerede yoksul varsa onu yedirmekle, beslemekle mi mükellefsin? Yoksulu arayacaksın. O mahallede bulamazsan öbür mahallede. Yoksul kalmıyor o zaman. Yetim krallar gibi yaşıyor. Yetim şu an eziliyor. Ama İslam toplumunda, İslam ahlakının yaşandığı toplumda yetim krallar gibi. Herkes yetime yardım ediyor. Herkes kolluyor. Veli, yani herkes veli konumunda.
Başka bir ayette de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Anlamı, kolunu şeytan aldansın. Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe erişemezsiniz. Bir daha. Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe erişemezsiniz. Sevdiğiniz şeylerden. Sevdiği şey evi, arabası, yemeği, içme, her şey. Canım hocam, bir insanın münafık olduğu anlaşılırsa müminlerin yanında tutmak sorun olmaz mı? Yani Müslümanlar açısında ki tam bilgisi yoksa o müminlerin. Ya şöyle olabilir, şu sobayı kapatsana. Münafık alametleri gösteriyorsa onlar açıkça söyler o şahsa. Bunlar münafık alameti, Müslümana yakışmaz dersin. Deşifre dersin. Yani bu hepimiz için bir tehlike dersin. Evet. Yani sırf senin için değil yani bu münafıklık tehlikesi. Benim için de, senin için de, herkes için bir tehlikesi. Buna yani şahsına yönelik anlatmak olmaz. Ben önce kendimi anlatıyorum diyeceksin. Herkese de anlatıyorum. Bu bir tehlike dersin, anlatırsın. Evet. Yani zaten herkese de deşifre etmiş oluyorsun adamı. Evet, evet. Herkes de ona göre ayağın denk alır, dikkatli olur. Münafık, tinetliyse. Ya kendini düzeltir veyahut da tehlikesiz hale getirmiş olursun. Çünkü tehlikeyi söylemiş oluyorsun. O kapı açık dursun. Bakara suresi 65'te Cenab-ı Allah diyor ki insanlar içinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır. Mesela karısını putlaştırmış yahut bir sevdiğini putlaştırmış yahut kadın eşini putlaştırmış. Bak, Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. Allah gibi görüyor aşağı. İman edenlerin ise Allah olan sevgisi daha güçlüdür. Sen Allah'ı seveceksin, Allah rızası için o tecellisini seveceksin. Sen onu müstakil sevdiğinde olmaz. Yani kendini kandırmış oluyorsun. Belli ki tamamı Allah'a ait yani. Yani bu iman konusu da değil ayrıca, bu bir gerçek. Bilimsel bir gerçek, teknik bir gerçek. Açık görüyoruz beynimizde, gördüğümüz, biliyoruz yani. Onu birisinin yapmadığını da biliyoruz. Bir insan mı yapıyor onu? Yok. Belli ki bir güç. Yani sonsuz bir güç yapıyor. O sonsuz gücün ismi Allah işte. Maşallah. Evet. Mesela peygamber ne diyor Cenab-ı Hak? Şura suresi 23'te. Şeytan Allah'a sınırım. De ki, ben buna karşı yaptığım tebliğe, sizi İslam'a yakınlaştırmama, verdiğim zekatlar, sadakalar, size sunduğum huzurlu hayat, mal, mülk, her şey. Hidayetinize vesile olmam. Tek istediğim diyor, yakınlıkta, sevgi dışında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Beni Allah rızası için sevin, başka bir şey istemiyorum diyor. Selami Elibol. Hazreti İsa bir köyde, mahallede veyahut bir işte kasabada falan diye bir söz yok. Belki çok büyük bir şehirde, çok önemli bir yerde de olabilir. Bakarsın Birleşmiş Milletler'in binasının en seçkin katında orada özel bir yerde durabilir. İnşallah. Efendim bakarsın İsrail'de
büyük bir caminin içerisinde namaz kılıyordur. Hiç ummadığım bir kilisede orada Hristiyanlarla sohbet ediyordur. Veyahut New York'un en büyük Mason hocaların birisinde Masonlara nasihat ediyordur. Yani kasaba diye bir konu yok, köy diye bir şey konu yok yani. Necip Cihat. Naci Vatansever. Halıcı 55. İsimsiz adam. Yunus Emre. Canan. Alim. Mustafa Söğüt. Esmali Yava. Necip. Musa Demir, Ersay Aydın, Atilla Polat, Muammer, Elmeddin Paşayev, Feyza Alanur, Biricik, Genç Osman, Dürdane, Lamia, hocam programlarınızı izliyorum, düşünceleri ve görüşlerinizi beğeniyorum. Sizi tanımak isterim. Mükemmel bir aşk olması için mükemmel bir ahlak gerekir demiştim. Mükemmel bir ahlak için mükemmel bir Allah korkusu gerekir. Bir PKK sempatizanı şöyle yazmış. Korkunun olduğu yerde aşk yoktur. Biat vardır. Biatın olduğu yerde yapmacık sevgi vardır. Bunu pek anlamıyorlar demek ki. Yani yüzeysel bakıyorlar. Mükemmel bir ahlak nedir? Sabır, şefkat, fedakarlık, dürüstlük, cesaret, vefa. Şimdi Allah korkusu olmadığında bunların uygulamasında şahısta gaflet meydana gelir. Yani Allah'ı sever, mesela namaz kılmaz. Allah ben seviyorum Allah der, Allah'ın benim namazıma ihtiyacı yok der. Bol parası olur, fakirlere dağıtmaz, fakir bir yerden bulur der. Bir şekilde bulur der. Ama ben Allah'ı çok seviyorum der, ben parayla mutlu oluyorum, Allah'a daha yakın oluyorum der. Cesaret göstermez, ya der şimdi hayatımı tehlikeye atmayayım ben böyle bir şey için. Böyle güzel yaşıyorum der. Cesaret göstermez. Allah korkusunda cesaret gösterir. Mesela vatan savunmasına girmez. Yani ben ölürüm der şimdi savaşa girersem. Değil mi? Yani hayatı için ben sevgiyi yaşıyorum der. Allah'a olan sevgim devam ediyor şu an. Bu sevgiyi yaşamak için sağ kalmam gerekiyor. Dolayısıyla ölmek istemiyorum der. Allah korkusundan insan şehit olmayı kabul eder. Allah korkusu olmadığını yapmaz. Sezdirmeden çekilir, o kenardan bir yerden kaçar. Diğer yanlık, diğer yanlık yapmaz. Yani mesela ben bu villada, bu işte yatta, bu zenginlikte mutlu oluyorum. Mutlu olunca Allah'ı daha çok seviyorum der. Allah'tan korkunca onu dağıtır. Dolayısıyla bak PKK neden merhametsiz? Çünkü Allah'tan korkmuyor. Allah'tan korkmadığı için Mehmetçi gidip rahatça şehit ediyor.
bombalıyor mesela, elini yüzünü parçalıyor. Arabaların altına bomba koyup havaya uçuruyor. Niye? Şuur kapanıyor. Onun için bu PKK sempatizan arkadaş bunu düşünmesi lazım. Arkadaş mı diyelim, zat diyelim de anlasın. Şimdi Allah'tan korkarsa o arabayı hava uçurur mu? Askeri aracı. Uçurmaz. Bilakis askere yardım eder. Merhamet eder. Anadolu gençleri değil mi? Onlara gider sarılır. Onların bir ihtiyacı var mı? Onlarla ilgilenir. Allah korkusu olmadığı için bunu yapmadığı gibi onların şehit edilmesini istiyor. Mesela gidiyor, haraç topluyor. Can yakıyor. Allah'tan korksa yapar mı? Yapmaz. Mesela cehenneme gideceğini bilse bu pislikleri yapar mı? Yapmaz. Bayağı dürüst, sevgi dolu, nezaketli, tertemiz bir Müslüman olur. Allah. Evet. Bir ayette şöyle buyuruyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan gücünüz yettiğince korkup sakının diyor Allah inşallah. Ya kardeşim şimdi komşunu sev diyor. Kendin gibi sev. Adam şimdi sıcak evinde karısıyla çoluğuyla çocuğuyla oturuyor. Adam da bahçede oturuyor. Bana ne der ya? Allah'tan korkmuyorsa. Ya ben çünkü mutluyum burada çoluğumla çocuğumla der yani. Şimdi evin yarısını verdiğimde benim mutluluğuma sekte gelecek der. Fedakarlık gerektiriyor sevgi. Değil mi? Çileye sabretmek gerekiyor. O Allah korkusunu yapmaz adam. Yani mesela Allah'ı sevdiğini iddia edenlere baktığımızda, Allah'tan korkmuyorum ben seviyorum dediğini, ne namaz kılıyorlar, ne oruç tutuyorlar, ne zekat veriyorlar, ne birisine yardım ediyor, ne şefkatin derinliklerini yaşayabiliyor, ne tutkunun derinliklerini yaşayabiliyor. Mesela biri bir şey dedi mi çat lafı hemen oturtturuyor. Anında ağzını bozuyor. Ama ben çok sevgi doluyum diyor. Egoistik had safhada oluyor. Yani beş kuruş malını kimseye vermez öyle tipler. Allah'tan korkunca bu olur. Yani eğer sırf ben Allah'ı seviyorum demeyle olmuş olsaydı Cenab-ı Allah böyle demezdi. Böyle olmuyor. Allah korkusu bir kere imanı geliştirir. Allah korkusu olmuyor, bir kere iman gelişmez. Yani bana öyle birisini gösterdiniz siz. Allah'ı sadece seviyor fakat Allah'tan korkmuyor. O zaman zaten adalet duygusunu ortadan kaldırmış olacak. Çünkü zalimler için de o tarafsız olmuş oluyor. Merhametsizlere, acımasızlara, katillere, alçaklara kanat germiş oluyor. Allah ne yapıyor? Onları eziyor. Değil mi? Ahlaksızı eziyor. Sen Allah'tan korkmazsan ezmediğin bir fiil olmaz ki senin için. Yani pis adamları, ahlaksız insanları Allah'ın ezmesi diye bir konuyu kabul etmesin o zaman. Değil mi? Allah'tan korkmayan adam yani Allah'ın intikamını önemli görmez zaten. Allah'ın intikamı diye bir şey olmaz. Halbuki Allah'ın intikamı adalet duygusudur. Adalet ortadan kalkmış oluyor o zaman. Zalimle mazlum aynı hale geliyor. Katille masum aynı oluyor. Egoist bencille cömert aynı konuma geliyor. Allah korkusu olmadı mı? Çünkü adalet tamamen ortadan kalkmış oluyor. Cehennem ortadan kalkmış oluyor. Cehennem kalktı mı zaten adalet kalktı mı sevginin hiçbir anlamı kalmamış oluyor. Ahlaksızla, alçakla, haysiyetsizle, namussuzla, Müslüman, muttaki, dürüst insan hepsi aynı seviyede kalmış oluyor. İmtihanın da anlamı kalmamış olur. Ve hepsi de o zaman cennete gidiyor. Mesela katil, alçaklar, ahlaksızlar hep beraber cennete gitmiş oluyorsun. Sen bunu kabul eder misin? Ediyorsan aklında bir sorun olmuş olur o zaman bir nevi. Yani vicdan sorunu var demektir. O zaman Allah korkusuna mecbur olduğunu anlıyorsun. Evet. Değil mi? Yani adalet olacağına göre o zaman cennetin de anlamı kalmıyor. Çocukları kesmiş, insanları doğramış, alçaklık yapmış, soygun yapmış, gasp yapmış adamlar cennette aynı evde oturuyorsun. İster misin? İstemezsin. O zaman niye Allah'tan korkmaktan çekiniyorsun? Allah korkusu güzelliğin başı, sevginin başıdır, aşkın başıdır. Adaletin en güzel tecellisidir. Adalet duygusunun uygulamasıdır. Allah korkusu olmadı. Bunların hepsi bitmiş oluyor. Kendisi haksızlık yapıldığını hemen
Bas bas bağırmaya başlıyorlar. Diyorsun ki aşk yoktur, biat vardır. Allah'a tabii ki bağlanırsın, biat edersin. Yani tutkunun, sevginin özelliği o zaten. Değil mi? Allah senin sevginin, tabii ki bağlanacaksın. Eşine bağlanıyorsun, çocuklarına bağlanıyorsun. Mesela sen PKK'lısın, kime bağlanıyorsun? Öcalan'a bağlanıyorsun, Allah diyorsun ona. Adam diyorsan kendisini Allah olduğunu iddia ediyor. Sen de Allah gibi görüyorsun onu. Değil mi? Evet. Lenin'in heykeli önünde bel büküyorlar. Evet. Kuzey Kore'de de o adamın önünde, önüsünün önünde bel büküyor adamlar. Biat ediyorsun. Stalin'e biat ediyorsun, Lenin'e biat ediyorsun. Partiye biat ediyorsun. PKK bir parti. Evet. Parti ne derse olur diyorsun, biat ediyorsun. Evet. Partinin sözünün dışına çıkabiliyor musun? Seni öldürüyorlar. Deccal'a biat ediyorsun. Deccal'a biat edeceğine sonsuz sevgi olan Allah'a biat edeceksin tabii ki. Bütün nimetlerin kaynağına biat etmek ne kadar güzel. Ne kadar güzel bir bağlantı. Değil mi? Aşık zaten sarılır Allah'a. Allah'tan niye kopsun? Biat demek bağlılık demek. İnsan sevdiğine bağlanır zaten. PKK'da mantık ve akıl çürümüş durumda. Yani bu kadar açık şeyler fark edememelerine ben hayret ediyorum. Allah insanın yaratılma amacını tarif ediyor Kur'an'da. Şeytan Allah'a sanırım. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kul olsunlar diye yarattım diyor. Biatın olduğu yerde yapmacık sevgi var diyor. Sen Allah'ın yarattığı bir tecelliyi gördüğünde yapmacık mı seviyorsun? Mesela güzel bir yemek geliyor, yapmacık mı seviyorsun onu? Gözlerin dışına fırlayarak yiyorsun. Değil mi? Evet. Güzel bir kuş gördüğünde yapmacık mı seviyorsun? Güzel ama ta PKK için değil bu. Yani PKK zaten anlamaz böyle şey. Ben normal bir insan için söylüyorum. Güzel bir kedi gördüğünde, güzel bir kadın gördüğünde yapmacık mı seviyorsun? Evet. Aşk da seviyorsun. Deli divane oluyorlar ya. Aklını atıyor yani. Demek ki Allah'ın tecellisini sen delicesine sevdiğine göre yapmacık sevmiyorsun. Evet. Ölümü göze alıyorlar ya. Değil mi? Ölümü göze alıyor. Demek ki delicesine seviyorsun sen Allah'ı. Coşkuyla seviyorsun. Tecellisi demek kendisi demektir. Delicesine seviyorsun. Bu bir zorlama değil, aşkla sevgidir. Ama bunun oluşması için, adaletin oluşması için Allah korkusu gerekir. Çünkü Allah korkusu olmadığında cehennemin, adaletin bir anlamı kalmaz. Adaletin anlamı kalmayınca iyiyle kötünün, güzelle çirkinin hiçbir şeyin farkı kalmıyor. Hayat nötr oluyor, hayat yok oluyor o zaman. Bunu fark edememesi tek yalnız Stalin eğitiminden oluyor. Onun için bunlara yönelik bir kanal olsa da uzun uzun hem bunları çıkartsak, PKK sempatizanlarını konuştursak, cevap versek karşılıklı sohbet tarzında, çünkü konuşturmamak da olmaz bunu, konuşsunlar, derdini anlasın, cevap aldığında da o zaman makul belki düşünme imkanı var. Ama yani konuşturmazsan kendi kafası içinde kalıyor. Bunun yanında kimse konuşmuyor. Hasta kalıyorlar. Ben onun için hükümeti sürekli uyarıyorum. Bunların ideolojisiyle mücadele edin diyorum. Yani takıntıları var, saplantıları var. Hepsine cevap verilmesi lazım. Bu gelenekçi Ortodoks hocaların yapacağı bir şey değil. Onlar çok büyüklük hissi içindeler. Enaniyetli ve üst perdedenler. Bunlarla şefkatle konuşmak lazım. Ama yani suça karışmış adamı ben konuşmam. Ama suça karışmadıysa konuşuruz. Mesela Öcalan'a tabiler. Veyahut Karayılan'a tabiler. Değil mi? Orada o liderlere tabi oluyorlar. Biat ediyorlar. Hem nasıl bir biat? Şimdi severek mi biat ediyorsun? Korkudan biat ediyorsun. Niye topuk selamına geçiyorsun onları görünce? Korkudan. 17 bin iç infaz yaptıkları için, dövdükleri ve sövdükleri için, 17 bin kişiyi de PKK'lıyı öldürdükleri için ödün kopuyor. Her yerin kasılıyor korkudan. Ve nefret ederek biat ediyorsun. Ama Allah'ı coşkuyla, sevinçle seviyorsun. Çünkü sana bir kere yokluktan varlık vermiş ya. Hayata geçirmiş seni bak.
Yani hayatı için sen bir varlık olmuşsun, ruh olmuşsun. Sana ruhundan üfürmüş. Büyük bir nimet ya. Evet. Ve sonsuza kadar var oluyoruz. Yani sırf bu bile müthiş bir şey yani. Evet. Tabii ki seveceksin. Sana sürekli güzellik sunuyor. Ve sadece sevgi istiyor. Sen beni sev, ben de seni seveyim diyor Cenab-ı Allah. Nerede burada biat? Yani senin anladığın anlamda bir biat yok. Aşk biatı var burada. Sevgi biatı var. Ama orada sen diyor ki Abdullah Hoca'yı seviyorum. Nefret ettiğim belli. Nasıl seveceksin? Korku belasını. Gözlerinizde korku oluyor PKK'ların. Yani onlara söylüyorum. Görülüyor gözlerindeki korku. Hepsi korkudan. Yoksa dağın tepesinde oturup onlarla uğraşmaz. Adnan Bey, Allah bir ayette şöyle bildiriyor. Şeytanına Allah'a sığınırım. Kalpler yalnızca Allah'ı anarak mutmain olur. Tabii kalpleri de çok rahatsız. Sürekli huzursuzlar. Mesela mümin Allah'ı andığında, Allah'ı sevdiğinde kalbi ferahlıyor. E sen ne diyordun? Aksi diyorsun. E mümin bunu yaşıyor, görüyoruz. Hakikaten mutlu, hakikaten sağlıklı. Eline yüzüne bakıyoruz, bayağı nurlu. Bütün her yeri huzur içerisinde, sevinç içinde. Kalbi ferah. Sonsuza kadar Allah'la beraber olmanın sevinci içerisinde. Fiili durum var ama PKK'lının yüzündeki dehşet, evet, acı, ızdırap, yüzlerindeki çirkinlik, evet, neyle açıklanabilir? Değil mi? Bomboş bir kafa, evet, tesadüfen yaratıldığına inanıyor, evet, tesadüfen olduğuna inanıyor, evet, kainatta neler olacağını hiç tahmin edemiyor, evet, bilemiyor yani. Bir dünyayı haşa bir kaos olarak görüyor, evet, yani kendi deyimiyle. Dehşet verici bir hayat olarak görüyor. Gelecek korkunç. Geçmiş korkunç onun için. Hayatı korkunç. Her an her şey olabilir. Yani dünyaya her an bir şey çarpabilir. Kendine her an bir şey olabilir. Tam bir dehşet içinde. Yalnızlık ve çaresizlik içinde yaşıyor. Ama öbür türlü sen sonsuz güç olan Allah'a bağlanıyorsun. Acayip rahatsın. Yani hepsinin sahibi olan, sonsuz güç olan Allah'a bağlanıyorsun. Senin için gök taşları kuzu gibi oluyor. Gökte kuzu geziyor gibi. Ama yani mümin için. Ama senin için dehşet saçan canavarlar onlar. Mesela yerin altındaki mama bizim için ılık bir süt gibi yani. Ama senin için bir cehennem. Seni cayır cayır yakacak bir cehennem. Biz sadece Allah'tan korktuğumuz için gönlümüz rahat. Biz yani yerin altındaki mağaradan, mağmadan çekinmiyoruz. Evet. Sadece Allah'tan korkuyoruz. Allah'ın onu nasıl idare edeceğini biliyoruz biz. Mağmanın Allah'ın emrinde olduğunu biliyoruz. Evet. Mağmanın her atomunun Allah'ı zikrettiğini biliyoruz. Evet. Onlar Allah'a boyun eğmiş. Evet. Ama sana göre seni her an yutacak bir canavar o. Değil mi? Mesela her an vücuduna bir şey isabet edebilir. PKK'nın bulunduğu bölge zaten o. Her an bir hastalıktan ölebilirsin, bir şeyden ölebilirsin. Ve yok olacağına inanıyoruz. Yani yokluktan gelip yokluğa gittiğine inanıyoruz. Ne kadar dehşet verici bir şey. Senin için ne hayatın anlamı olur, ne dostluğun anlamı olur, ne kadının, ne kızın, ne çocuğun hiçbir şeyin anlamı olmaz. Ya sen çünkü yokluktan gelip yokluğa gidiyorum, hiçbir şey yok diyorsun. O zaman sevgi niye duyasın ya yok olacak bir ete? Bir et yanına sen sevgi niye duyasın? Çocuğu, karısı hiçbir şey ifade etmez. Kendi de hiçbir şey ifade etmez. Onun için ölmek istiyorlar. Onun için öldürmek istiyorlar. Yani hayatın hiçbir şeyin anlamı yok onlar için. Ölmüş beyni, ruhu, her şey ölmüş. Mahvolmuş. Bir an önce ölmek istiyor hepsi. Veya bir an önce de öldürmek istiyor. İşte Allah'ı sevmezsen insan böyle Allah helak eder, böyle perişan eder. Allah'tan korkmazsan bu hale gelirsin. PKK'lı genellikle sadece kendi aralarında konuşuyorlar birbirlerine. Hep klasik sosyalist ağız, sosyalist söylemler.
PKK'nın ve diğer yapılanmaların tek muhatabı, tartışabileceği, konuşabileceği topluluk biz oluyoruz. Çünkü ben makul yaklaşıyorum, adamları dinliyorum. Cevap verdiğimde de öfkeli bir cevap olmuyor. Mantıklı cevap oluyor. Yani delillendirerek cevap veriyorum. Yani mukni, ikna edici konuşuyorum. Eğer ikna olmasa yazıyor, yine daha da detaylı anlatıyorum. Yani ikna oluncaya kadar anlatıyorum. Mantıksız tek kelime konuşmuyorum. Tutarsız tek kelime konuşmuyorum. Hiçbir şey havada bırakmıyorum. Hepsini yerli yerince açıklıyorum. Kanaati gelmese daha da detaylandırıyorum. Mesela ben solcu bir insan. Haklıysa haklı diyorum. Mesela diyor ki daha kadın kız için çıkıyorlar diyor. Mesela bu bir yalan. Böyle bir şey yok. Niye kadın kız için çıksın? Yani çok korkunç şartlarda yaşıyor adamlar. Evet. Ve hayatını ortaya koyuyor. Kadın kız için oraya çıkılır mı ya? Mesela diyor ki onların mağaraları Halflex kaplı falan çok lüks. Ya karim mağaradan bahsediyorsun. Halflex kaplı lüks yerler diyorsun. Sanki villa tarifi yapıyormuş gibi. Ne kadar samimiyetsiz bir izah. Mağarayı allayıp pullasan da ne yaparsan yap, o mağara lüks olmaz. IŞİD'le ilgili bir operasyon falan mı oldu? Bunlar sürekli yazıyorlar bana bir şeyler, diyorlar mı? Ne? Hava operasyonu olmuştu IŞİD'e karşı. Bugün Diyarbakır'da bir operasyon oldu. Nedir o? Konuyu anlat bana biraz. İki IŞİD'linin öldüğü haberi vardı operasyon sonrasında. 7 IŞİD'li ölüyor. Polis baskın yapıyor bir eve. Bomba patlatıyorlar. İki polis şehit oluyor. 7 IŞİD terörist dediklerine göre. Onlar da orada öldürülüyor. IŞİD olduklarını nereden biliyoruz? İddia bu şekilde. Evet, sadece. İddia. Evet. Daha önce de dediler. Evet. PKK'lı yaptılar. IŞİD'li yaptılar. PKK'lı çıktı. Evet. Tabii. Yine dediler, baktılar bu Ankara'daki olay dediler. IŞİD'li yaptılar. O da PKK'lı evet. Çıktı. Şimdi şöyle yapıyorlar. PKK'lı 3, 5, 10, 20, 30 tane serseri topluyorlar. Böyle intihara eğilimli, hapçı falan. Ya diyorlar siz IŞİD'lisiniz. Neymişsiniz diyor. IŞİD'liyiz biz diyor. Evet. Hadi gidelim Suriye'ye kampa gidiyorsun götürüyorsun. Diyor. Orada onlar tutuyorlar bir süre. Evet. PKK kampında. Siz IŞİD eğitimi aldınız diyorlar. Bak size IŞİD kimliği de verdik. Şimdi Türkiye'ye dönün diyorlar. Evet. Hepsi PKK'lı halbuki. Evet. IŞİD'in Türkiye'de işi yok. Öyle bir derdi yok IŞİD'in. Evet. Mesela geçenlerde bir tartışma programında HDP'den Meral Danış varmış. Karşısında 3 tane sağcı yazarmış. Hepsini birden susturmuş. Donanım değil, bir şey yok. Sadece demagojiyi biliyorlar. Yani böyle hani laf söz kalabalığı. Ama bir ideolojik bilgi, ilmi, Kur'an'ı bilgi, derinlik yok. Yani ne darinizmi bilir, ne materyalizmi bilir, ne ona cevap vermeyi bilir. Hiçbir şey bilmiyor. Biraz üstüne gelince de biz sizinle zaten aynı şeyi söylüyoruz diye kabul ediyorlar. Evet, şöyle biraz tartışma uzadı mı? Evet. Çok zayıf sinirleri de falan. Evet. Haklısınız deyip çıkıyorlar işin evet. İçinden. Ertesi gün itibaren de hakikaten o çizgide yazmaya başlıyorlar bu sefer. Evet. PKK yeni taktik, IŞİD'li havası verip rezalet çıkartmaya başladı. Evet. Bu oyuna çok dikkat edelim. Türkiye'den PKK'lı alıp götürüyorlar Suriye'ye.
IŞİD kampında eğittik diyorlar. Kimlik verip buraya gönderiyor. Adamlara bakıyoruz hep iç çakal. Yani IŞİD'lilerin tipi var. Belli onlar yani anlaşılıyor sakalına bu her şeyden. Bunlar tırnaktan atma böyle it. Birçoğu çakal yani. PKK'nın çakalları. Böyle hapçı, tinerci tipler. Bunları alıp götürüyorlar oraya. Geri getir, burada eylem yaptırıyorlar. Buna çok dikkat etmek lazım. Hocam evlere telefon veriyor demiştiniz. Oradan ailelerini arattırıyorlar. Her şeyi, detayı... Tabii ince ince düşünüyorlar. Yani onlara IŞİD'li süsü vermek için. Mesela IŞİD bayrağı koyuyor evin içine. Evet. Duvarlara IŞİD bayrağı çizdiriyorlar. Evet. Kendilerine IŞİD kimliği veriyor. Telefonla oraya buraya arattırıyor. Yani kör telefonlar falan. Evet. Bin bir türlü yöntem. Ya kadın tek bir erkeğe bağlarsa mutlu olur. Yani ama erkek için Cenab-ı Allah fıtraten çok eşli olabilecek şekilde yaratmıştır. Ama bizim kanunlarımıza göre zaten erkek tek bir kadınla evlenebiliyor. Dolayısıyla tedirgin olacakları bir şey yok kadınların. Evet. Beyza Bayraktar hocamız adına bir sahte hesap açmışlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmanızı Cenab-ı Hak'tan dilerim. İşte bir vakıf kuruyoruz. Kimsiz, yardıma, korumaya muhtaç çocuklar için. İşte sizin desteklerinizi bekliyoruz gibisinden bir oyun. Şimdi bunu yapan büyük bir suç işlediğinin farkında değil. Yani bir kere sahte hesap açmak, üstelik de bu tarz bir sahte hesap açılması... çok çirkin. Bunun hukuki sorumluluğunu herhalde tahmin ediyordur. Bunun bir şaka olacak gibi hali de yok. Şaka olarak yapsa bile hukuk önünde bunun karşılığını alacaktır ilgili kişi. Beyza Bayraktar hocamız adına açılan bu hesap sahte. Buna herkes çok dikkat etsin. Yani ASEV, kimsesiz yardıma ve korumaya muhtaç çocuklar için daha iyi yaşam, gelecek kurabilmen için Almanya şubesini açmayı düşünüyoruz diye çıkan bu haber tamamen uydurma. Bunu Bülent, var mı sende resmi? Evet. Göster. Evet, bu gerçek hesap değil. Beyza hocamızın böyle bir hesabı yok. Bu arkadaşlar Allah size gelsin. Dolandırıcı çıkabilirler, evet. Bunu yapan kişiler. Çok dikkat etsin vatandaşlarımız. Mehmet Han, Diyarbakır. Selam sayın çok değerli üstadım. Aleyküm selam. Münafık neden ibadet eder? Neden müminlerle birlikte olur? Sizi çok seviyorum. Geceniz gününüz inşallah. Münafık, kafirlik şeytani zevk açısından o kadar zevkli değildir. Ama münafıklık şeytani zevk açısından daha zevklidir. Münafığa. Yani daha ahlaksızca ve daha alçakça zevk alır. Mesela bazıları vardır, Allah size bir insanı şeker vurur, bazı işkence yaparak onu şehit eder. Onun gibi yani daha sapıkça, daha alçakça, daha karaktersiz bir hayattır. Yani kafir ondan üstündür. Daha ehvendir kafir. Çünkü kafir dürüst davranıyor, söylüyor ben dinsizim diyor. Münafık öyle değil. Müminlerin içerisinde gizler kendini, alçaklık yapar. Onlardan hem menfaat umar, hem istihbarat sağlayıp onları ezdirmeye çalışır. Yani küfürle işbirliği yapıp onları ezdirmeye çalışır. Ama küfrün içinde yaşayamaz münafıklar. Münafıklarla birlikte yaşayabiliyorlar. Özel bir kavimdir. Çok alçak bir ruhtur onlar. Daha derindir onların alçaklığı. Onun için cehennemin en derin tabakasına gönderiyor onlar.
ibadet etmesi Müslümanları aldatmak için yapar. Evet. Yani onun için rahat yaşamak için yapar. Kendini sezdirmemeye çalışır. Şimdi Amerika PKK'ya akıl verdi. Ya şimdi Türkiye IŞİD'e karşı ciddi bir tavır almıyor diyor. Evet. Amerika. Halbuki ordusuyla, askeriyle, her şeyiyle Irak'a, Suriye'ye girip IŞİD'le göğüs göğüse mücadele etmesi lazım. Hem Türk ordusu yok olur böylece diyor. Hem de Müslümanlar yok olur. Terörist de olsa. Biz teröriste karşıyız ama yani her ülkede Müslüman. Onlar da yok olur. Yani Müslümanı Müslümana kırdırmış oluruz diyor. Ama baktılar ki öyle olacak gibi değil. Önce bir sınırdan bir PKK'lıya ateş ettirdiler. Bizim bir askerimizi vurdurdular. O çok suni kaldı. Anlaşıldı onun olmayacağı. Bir tane daha yaptılar. Yine olmadı. Bir bombalama yaptılar. Bize Ankara'daki bombalama yaptılar. Yine PKK'nın işi oldu anlaşıldı. Yarım ağız konuştu bazıları. İşte hem PKK hem IŞİD böyle çorba gibi bir şeyler yaptılar. Ama millet tabii bunu yemez. Kimse bunu yemez. Yine olmadı. Şimdi kudurdular. Ne yapalım? En iyisi PKK'lıları Suriye'ye götürelim. IŞİD kampı diye kamplar oluşturalım. Burada bunları bir süre tutalım, eğitelim, kimlik de verelim. Görüntülerini de bu şekilde getirelim. Bayrak, mayrak, şu bu falan. IŞİD'ler bunların kampını falan görse darmadağın eder. Bu sahte IŞİD'çiler. Sahte IŞİD kamplarında sahte IŞİD'çi yetiştiriyor PKK. Hepsi iç çakal takımı. Aman bu oyuna gelmesin. Amerika'nın böyle safçadır oyunları. Evet. Derin Amerika'nın. Çok aptalca oyun yapar derin Amerika. Mesela Irak'ta da sahtekarca yalan söyledi. Dedi ki burada atom bombası var dediler Irak'ta. Evet. Kitle imha silahı var. Göz göre göre bütün dünyaya oyun oynadılar. Evet. Müslümanlar da inanmadıkları halde inanıyor takıldılar bir kısmı. Evet. Yediler yani. Yemeyenler de yemiş göründüler bayağı bir bölümü. Bir kısmı da hiç inanmadı. Sonra dediler ki sahtekarca pardon ya dedi Amerikan derin devleti. Yanlış anlamış. Lan ta başından biliyordunuz sahtekarlar. Ahlaksız herifler. Kitle imha silahı ne arar Irak'ta? Haysiyetsiz herifler. 2 milyon Müslümanı şehit ettikten sonra yanlışlık oldu kusura bakmayın dediler. Bunlar oyun. Bu oyuna kimse gelmez. Hocam Gürcistan'dan Davut ben, Hristiyanlık ve Müslümanlık birbirine çok benziyor. Zamanla tabi bozulmuş ancak nasıl en güzel şekilde ikisini de yaşayıp Allah'a kulluk edebiliriz? İşte anlatıyorum, İncil'den anlatıyorum, Kur'an'dan da anlatıyorum. Her ikisinde aynı olduğunu görüyorsunuz. Bak komşunu kendin gibi seveceksin. Kur'an'da ne diyor Cenab-ı Allah? Müminler birbirinin velisidir. Aynı anlamda kelimeler. Komşunu bak kendin gibi seveceksin diyor. Evet. Mümin velisi. Veli ne demektir biliyor musun? Aynı kendin gibi onu koruyacağın anlamına geliyor. Maşallah. Aynısıdır yani. İncil'in uslubuyla Kur'an'ın uslubu aynısı. Maşallah. Cümle kuruluşları farklı. Aynı. Aynı toplum düzenini getirir. Aynı sevgi anlayışını getirir. Ama gereksiz yere Hristiyanlar da Müslümanlar tabii birbirine zıtlaştılar. Evet. Halbuki ruh, felsefe, inanç olarak aynılar. Bütün İslam dinleri böyledir. Tevrat da bu şekilde. Ama Tevrat tabi çok tahrif edildi. Evet. Tahrif derken yani tarih bilgisi koydu. Tarih bilgisinin büyük bölümü doğru. Evet. Mesela kendi duaları var. Kendi anlattıkları şeyler var. Onlar da güzel. Ama saf vahiy çok az. Evet. Yani benim gördüğüm yani aramızda kalsın da Tevrat'ın ilk birinci sayfası. 2 sayfa falan. İkinci sayfası bile bozulmuş neredeyse. O var mı burada Tevrat? Varsa getir. Cüneyt, bir içeri git gel. Bahçede Turat koş. Bir de bir şeyler ye içeride.
Çocuğun üstünde Cüneyt kaldı ama iyi de güzel yani Cüneyt. Yakışıyor değil mi? Evet. Hristiyanlarla bizim inanç anlayışımız, sevgi anlayışımız hemen hemen aynıdır. Onun için Hristiyanlara iyi sahip çıkıp onları gerçek hallerine getirmek lazım. Onları akıl almaz şekilde eziyorlar. Ezim ezim eziyorlar. Buna müsaade etmeyelim. Bakın yani şu kısımlara doğru Allah alem. Şeytan Allah'a sığınırım. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Evet. Bu doğru. Yer boştu. Bu doğru. Yeryüzü şekilleri yoktu. Bilimin aynısı değil mi? Evet. Yeryüzü şekilleri sonra çıktı diyor. Bak Tevrat aynısını söylüyor. Yer, yani kıtalar henüz ortaya çıkmamıştı diyor. Her yer su. Sularla kaplıydı diyor. Evet. Kıtalar henüz ortaya çıkmamıştı diyor. Bu da doğru. Yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Bu da doğru. Her yer duman ve sis. Su buharıyla kaplıydı. Bütün gökyüzü. Bilimin söylediği de bu. Bu da doğru. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Bu da doğru. Esirin üstü, içinde geziyor Cenab-ı Allah'ın ruhu. Yani esirin her yerinden içine almış. İçinde, dışında, her yerinde yani. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Bu da doğru. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü. Zaten bildir Allah. Ve onu karanlıklardan ayırdı. Işığa gündüz, karanlığa gece adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu. İlk gün oluştu. Bu doğru. Tanrı suların ortasında bir kubbe olsun dedi. Suları birbirinden ayırsın diye buyurdu. Esirle su birbirinden ayrıldı. Bu da doğru. Ve öyle oldu. Tanrı gök kubbeyi yarattı. Bu da doğru. Sonradan oluştu gök. Kubbenin altındaki suların üstündeki, bak, kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. Bu da doğru. Kubbeye gök adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu, ikinci gün oluştu. Tanrı göğün altındaki sular bir yerde toplansın. Kuru toprak görünsün. Artık kıtalar görünsün. Su çekilsin. Kıtalar ortaya çıksın dedi. Bu net, bilimsel doğru. Ve öyle oldu. Kuru alana kara, toplanan sulara deniz adı verildi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Tam bilimle mutabık. Evet. Doğru. Bu otlar, bitkiler, ondan sonra Allah'ın değişime başlıyor. Ancak bir sayfasını muhafaza edebilmiş de benim gördüğüm. Ondan sonra ciddi şekilde bozulmalar başlıyor. Evet. Ama genellikle Tevrat'ın ruhuna çok ciddi aykırı yer çok nadir vardır Tevrat'ta. Yani büyük bölümü doğru. Yani inanç olarak, ruh olarak doğru. Mesela temizlik ile ilgili bölgeler var ama çok abartılı. Çok çok abartılı. Benim anladığım Hazreti Musa titizmiş. Ama çok titiz. Yani Allah alem tabiri, hani bazı insan huylanır ya, meyvanın üstünde bir leke olur falan. Hiç yemiyormuş. Yumurtanın üstünde şu kırmızılık olduğunda hiç yemiyormuş. Anlaşılıyor. Yani zaten uslubundan da anlaşılıyor. Müthiş titiz. Yani temizliğe çok titiz. Ama o Tevrat'a çok acayip bir şekilde geçmiş. Yani yaşanamayacak şekilde geçmiş. Kendilerine eziyet ediyorlar. Ya sen Hazreti Musa değilsin. Onun şahsına mahsus bir özellik var. Sen ne alaka? Kır yumurtayı ye yani. Meyveyi direkt hart diye ısır ye. Meyvanın üstündeki benekten sana ne ya? İki saat inceliyorlar meyvanın üstünde bir şey var mı? Ya bir şey olmaz ya, gitsin Allah aşkına. Hazreti Musa o yani, o titiz. Yani titiz olabilir. Yani şahsi titiz olan insan çoktur. Evet. Masonlar aleyhinde artık neden bir şey söylemiyorsunuz? Niye? Allahsız ateist masonlar var gece gündüz. Onları düzeltmek için uğraşıyoruz. Mesela IŞİD'li diye birinin resmini koymuşlar. Ya uzaktan yakın IŞİD'le alakası yok. Evet. IŞİD'ler mesela klasik tipi, hemen anlaşılıyor. Hiçbir alakası yok.
PKK sempatizanların en belirgin usuplarının bir tanesi de hayatım tüm sırlarını çözmüş, bilge, arif ve uzaylı gibi adam havasındalar. Ya şeyini yıkamaktan haberin yok yani, Allah aşkına yapma ya. Senede bir kere ırmağa giriyorsun, badana fırçasıyla oranı buranı yıkıyorlar yani. Böyle aşmış adam havalarını bırak. Leş gibi ağzın, dişlerin sapsarı falan. Açtığın kaçtığın falan yok, bir şey bildiğin de yok. Ne darvinizm biliyorsun, ne materyalizm biliyorsun. Bol bol atıyorsun. Her gele. Uçan kaçan adam havalarındalar ya. Yani. Bunları bana getirin de ben bunlarla konuşayım. Helal olsun hocam. Üstadlar hakkında tarihi konuşmayı diyor Nuri Aksan. E tabi ya, onlar yani Osmanlı'nın son gülleriydi. Evet. Son güzelliğiydi. Ama şimdi onlardan el almış bir ruh var. Evet. Yani o ruh kaybolmadı. Adnan Bey, bugün Afganistan'da bir deprem oldu. 7,5 şiddetinde. Afganistan ve Pakistan'da ölenlerin sayısı 261'e yükseldi. Allah hepsine gani gani rahmet etsin. Akacak kan damarda durmaz. İlla ya bombalamayla oluyor, ya depremle oluyor, bir şey oluyor yani. Allah hepsine rahmet, nur, hidayet, güzellik nasip etsin. Cennet nasip etsin. Allah şehadetlerini makbul etsin. Üzerine bina yıkılarak vefat eden insan şehit oluyor. İnşallah. Peygamberimizin hadisi var. İnşallah günahlarına kefaret olur. İnşallah cennete giderler. Amerika ve İsrail şeytan tarafından yönetiliyor. Masonluğun yöneticilerini de şeytan yönetiyor. Şeytan yönetiyor. Biliyorsun. Ben de diyorum ki tamamen Allah yönetiyor. Buna ne diyorsun? Hiçbir şey diyemez. Şeytan dediğin sen çok kıytırık bir varlık. Ne kadar gözünde büyütüyorsun ya. Höt dedi mi şeytan, al sana üzüm der ve kaçar. Öyle bir varlıktır. Yani şeytan ne kadar gözünde büyütüyorsun ya. Orayı burayı yönetiyor, bilmem ne yapıyor. Şeytan ne de şöyle bir fiske vursan uçar yani. 30 takla atar yani. Masonluğu şu an Mehdiyet yönetiyor. Ve Seyyidina İsa Mesih, İbni Meryem, hepsi onun karşısında diz çöküyorlar. Ve çökecekler. Ve çökmeye de devam edecekler. Adon'un karşısında hepsi böyle sıra sıra dizilecekler. Kendi tablolarında var. Tabii. Yağlı boyama son tablosunda Adon yüksek bir yere çıkmış. Mason kıyafetleri giymiş. O meşhur mason kıyafetleri var ya. Evet. Mason önlüğü, işte mason kuşağı. Efendim, karşısında da böyle yüz binlerce mason dizilmiş mason kıyafetleriyle. Ordular gibi. Evet. Ona mason selam veriyorlar. Evet. Adon onların işte üstadı. Biz ona hizmet edeceğiz diyorlar. Şeytan da kenardan seyreder. Höp dedim mi, al sana kavun der şeytan. Öyle bir şey olmaz. Kavunu da haşır huşur yeriz, şeytan da kovalarız. İzleme şu an çok yüksek. Maşallah. Yani olay bende demek ki inşallah. Tabii ki. Bak buralar bomboş.
uyuyan var, yatan var. Ama olay değişmiyor yani. Allah vesile ediyor. İzleten, takip ettiren Allah. Ya bak kardeşim, yani sırf telefon izlemesi binlerce ise, on binlerce ise bunun bir açıklaması yok. Bak internet ayrı, televizyon ayrı. Kime sorsam akşam ailecek seyrediyorduk diyoruz. Diyarbakır, Mardin, Siirt falan kilitleniyor oralar maşallah. Yurt dışından da her yerden. Ankara, yani İstanbul tabii. Onlar da dahil değil böyle şey. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri'nin Tevhid Sarayı 3 kitabında bak diyor ki, insan sevgi ve saygıyla yaratılmış mahluktur. Allah insanı sevip yarattı. Eğer Allah insanı sevip yaratmasa, insanda sevgisi duygusu olmayacaktı bak. İnsanda sevgi duygusu olmayacaktı. Sevemeyecekti. Allah sevdi yarattı. Onun için insanda sevgi vardır. İnsanda olan sevgi Allah'tandır. Sana verdiği sevginin zekatı vardır. Sana para verdiğinde o paradan 1/40 zekat vereceksin. Sana verdiği sevgiden de zekat vereceksin. O sana sevgi verdi, sen de onun kullarına sevgiyi vereceksin. İnşallah, inşallah. Zekat gibi dağıtacaksın diyor. Allah sana verdi sevgiyi. Sen de Allah'ın verdiği sevgiyi dağıtacaksın diyor. Şu güzelliğe bak. Benim şeyhim sultandır, sultan. Dünya tatlısıdır o. Ona çirkin söz söyleyen, kendine çirkin söz söylemiş olur. Şeyhimiz o söz gitmez. Ağzında döner o laf, geri yutar tam midesinin ortasına kadar gider. Şeyhimiz öyle çirkin söz gelmez. Bazen havaya çıkar, yine yeniden döner ağzına girer. Ağzından da midesine. Dinara. Yok ya, sevgi öyle posta pulu gibi yapışık yaşanmaz. Evet, evet. Yani erkek evde püsküllü terliyle akşama kadar kadının burnunun dibinde öyle bir sevgi olmaz. Evet. Sevgi özlemdir. Özlemektir. Hasrettir. Kısa, mesela 10 dakika tutkuyla seversin. 10 yıllık öyle yapışkan sevgiden 10 bin kat daha güzeldir. O eziyetten başka bir şey değil. Şıpıdık terliklerine kadın mutfağa giriyor, o da peşinden giriyor. Kadını gidiyor, ensesini öpüyor, şıpıyor. Kadın iliklerine kadar kasılıyor gıcığından yani. Elinin tersine bir tane çarpacak yani. O da çok büyük iyilik yaptığını zannediyor böyle. Hımbıl sansar gibi peşinde hoplu hopluya geziyor kadını ya. Çok kızdırıcı bir şey. İkide bir aynaya bakar, aman yakışıklıyım bilmem ne falan. Kadın Allah'a delice seveni sever. İnşallah. Allah sevdirir o zaman. Yoksa sen kendini sevmeye kalkarsan, kadın onu kaya porsuğu gibi görür. Ve yapışmış şekilde yaşamak da hiçbir şekilde sevgi alameti değildir. Yani kız diyor ki, işte kadın özler, şey yapar şunu. Özler mi işte sevgiyi artıran bir şeydir? Güzel bir şey o. Değil mi? Kadın uyuyacak, dinlenecek, kendine bakacak. Evet. Yapışmış şekilde olmaz ki. Banyoda bile burnunun dibinde. Her yerde burnun dibinde. Bu nedir ki böyle? Aşkım ya, aşkım ya. Ne yapıyorsun ya, aşkım ya falan. Ulan tamir edilir mi öyle bir herife ya? O da ha falan diyor. O da karşı koyuyor. Öyle olmaz. Delice bir sevgiyle Allah'ı seversen, Allah da sana o delice sevgine karşılık sana delice bir tutku verir. Kendinden olmaz. Bir ara vereyim de biraz kendime geleyim şu sözden sonra. Yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra tekrar sizlerleyiz inşallah. Hoş sohbetler programımız burada sona eriyor. Biraz sonra Adnan Oktar'la sohbetler programımız başlıyor inşallah.